Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda binary sayı sistemini desimal sayı sistemine çevireceğiz. Yani ikilik sistemi onluğa çevireceğiz. Yani bilgisayar dilini, ikilik sistemi günlük yaşamda kullandığımız dile çevireceğiz diyebiliriz. Şimdi, onluk tabanda kullanılabilen rakamlar 0'dan 9'a kadardır. İkilik tabanda sadece 0 ve 1'i kullanabiliyoruz. Normalde açılımlar, hani şu şekilde uzun yolunu göstereceğim önce, sonra kısa yolunu göstereceğim. Kısa yol bence daha basit. Şimdi uzundan yapacak olursak şuradaki sayı 2'nin 0. kuvveti, 2'nin 1. kuvveti, 2'nin 2. 2'nin 3. 2'nin 4. ve 2'nin 5. kuvveti. Tamam. 2'nin 0. kuvveti çarpı 1. Yani şurası 1 oluyor. 1 çarpı 1, 1. Şunu okumuyoruz. Çünkü 0 her zaman yutan elemandır. Ve sayı yutacak. Yani 2 çarpı 0, 0 oluyor. 2'nin 2. kuvveti 4. 4 çarpı 1, 4. 2'nin 3. kuvveti 8. 8 çarpı 1, 8. Bu 0 yutan eleman. Yani 16 çarpı 0 desek yine 0 çıkacak. 2'nin 5. kuvveti 32. 32 çarpı 1, 32. Devam edelim. Şöyle 40, 44, 45. Şurada gördüğünüz sayı, ikilik sayı sisteminin onluk tabana çevrilmiş hali 45'miş. Tamam mı arkadaşlar? Uzun yoldu. Şimdi bunun kısa yolu da var. Hemen şunu geri alarak sileyim. Şimdi burada gördüğünüz rakamları tek tek şu sayı dizimini ezberleyin. IP adreslerinde de bunlar kullanılıyor. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Bunların açılımı şöyle. 2'nin 0. kuvveti 1, 2'nin 1. kuvveti 2, 2'nin 2. kuvveti 4. Böyle böyle gidiyor. Tamam mı? Şimdi kısa yol şöyle. Burada gördüğümüz rakamları alalım. En sağdan başlayarak yerleştirelim. Bu daha uzun da olabilir, daha kısa da olabilir. Fark etmez. 1, 0, 1, 1, 0, 1. 1, 1. 0, 1. Şimdi hiçbir işlem yapmadan 1 olanları toplayalım. Sıfırları toplamayalım. Gerek yok. Yutan eleman çünkü. 32. 1'di burası. Artı 8. Artı 4. Artı 1. Yani 40, 45. Tamam mı arkadaşlar? Bu yöntem daha kolay. Bu kadar. İsterseniz bir örnek daha yapalım. Şöyle gelelim. Ne bileyim. Mesela daha ufak bir sayı olsun. 1, 0, 1, 1. Tamam. İkilik tabanda. Şimdi açalım bunu. Şuraya direkt yerleştirelim. Bakın 1, 1, 0, 1. Yazdık sayıyı. 1'in karşılığı 8. Şu 8'e denk geliyor. Bu 4 0'a denk geliyor. Okumayalım. 2. 8 artı 2 şu an 10 oldu. Bir de bu vardı. 11. 8 artı 2 artı 1. Yani 11. Tamam mı arkadaşlar? Videomuz bu kadar. Sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz.